Teknoloji dünyasında yapay zekadan dolayı büyük değişiklikler kapıda ve bu durum küresel sahnede gerilimi artırıyor. ABD, Çin'in ileri teknoloji çiplerine erişimini sınırlamaya yönelik olarak yeni önlemler açıklamaya hazırlanıyor. Peki bu önlemler yapay zeka, küresel ticaret ve teknolojide güç dengesi için ne anlama geliyor? Yatırımlar için ne anlama geliyor? Biliyorsunuz yapay zekada çok yatırımımız var. Hadi gelin beraber detayları biraz inceleyelim. Waip dergisinin haberine göre pazartesi günü Biden yönetiminin Çin'in ileri yapay zeka teknolojilerini geliştirme hızını yavaşlatmayı hedefleyen kapsamlı önlemler açıklaması bekleniyor. Bu önlemlerin merkezinde çipler var. Yani yapay zekanın yeniliklerini besleyen küçük ama güçlü bileşenler, bize ChatGPT'yi veren bileşenler. Kısıtlamalar özellikle yarı iletken üretiminde kullanılan ekipmanları üreten Çinli şirketlere ve Huawei gibi teknoloji devleriyle bağlantısı olan çip üretim tesislere yönelik yaptırımları içerecek. Özellikle odaklanılan bir alanda yüksek band genişlikli bellekler. Yani HBM'ler, İngilizcesi High Bandwidth Memory'ler. HBM'lerin en büyük üreticiler arasında Micron yer alıyor bu arada. Hani bizim de zaman zaman yatırım portföyünü tartıştığımız bir hisse ama portföyümüzde yok. HBM'ler yüksek performanslı GPU'lar ve özelleştirilmişler yapay zeka çipleri için kritik öneme sahipler. ABD, HBM'lerin satışını kontrol altına alarak Çin'in büyük ve güçlü yapay zeka sistemleri inşa etme kapasitesini yavaşlatmayı hedefliyor. Bu Amerika'nın savunma doktrininin şu anda önemli parçalarından bir tanesi. Çünkü Çin'in yapay zekada ilerlemesi ve yapay genel zeka ulaşması durumunda savunma tarafında da Amerika'nın sıkıntı yaşayabileceği düşünülüyor. Önlemler çerçevesinde ABD Ticaret Bakanlığı 200 kadar Çinli firmayı kara listeye eklemeyi düşünüyor. Bu hareket ABD'li şirketleri bu firmalara yazılım veya ürün satması için özel lisans almalarını gerektirecek. Bu da hiç kolay değil. Bayağı bürokratik bir işlem ve başka bir sınırlama katmanı daha eklemiş olacak. Listeye hangi şirketlerin girip çıkacağını kim yönetiyor peki? ABD'nin yarı iletken teknolojisinin kontrol etme stratejisinin merkezinde yer alan bir kuruluş var. Sanayi ve güvenlik bürosu. İşte onlar yönetiyorlar bir listeyi. Öte yandan ABD ve Biden yönetimi bu adımları tek başına atmıyorlar. ABD yetkilileri aylardır yeni önlemleri şekillendirmek için müttefiklerle ve sektör temsil görüşüyorlar. Burada amaç ne? Çin'in teknolojik ilerlemesini sırlandırırken küresel tedavi zincirindeki kesintileri de en aza indirmek. Yani büyük bir çöküş tabii ki istenmiyor. Beklenildiği gibi bu yaklaşan önlemler Çin'den sert eleştiriler aldı. Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Mao Ning ABD'yi ihracat kontrol önlemlerini kötüye kullanmakla ve Çin'in gelişimini bastırmaya çalışmakla suçladı. Haklı da. Öte yandan ama Çin'i bastırmazsanız başınıza neler geleceğini bilinmez. Bu arada Amerika'da da itirazlar yükseliyor elbette. Amerikan şirketlerin çok güçlü savunucusu olan ticaret odası Üyelerini bu kısıtlamaların genç etkileri konusunda uyardı ve ABD hükümetini duyarlı davranmaya davet etti. Tabii ki bu önlemlerin merkezinde yapay zeka yatıyor. ABD, HPM gibi çiplere erişimi sınırlayarak Çin'in büyük yapay zeka modellerini eğitmek için gerekli olan yerli çipleri geliştirme kapasitesini yavaşlatmaya başlıyor. Çünkü bu modeller otonom araçlardan biraz önce söylediğim gibi askeri sistemlere kadar geleceği şekillendiren teknolojilerin bel ABD'nin getirmeyi planladığı kısıtlamaların istenen etkiyi yaratıp yaratmayacağı da epey tartışılabilir bir konu bu arada. Bazı uzmanlar kontrollerin Çin'i çip yapımında daha hızlı ilerlemeler kaydetmeye teşvik edip etmediğini soruşturuyorlar. Yani biliyorsunuz malum laf kötü ev sahibi kiracıyla ev sahibi yaparmış. Eleştirilere getirenler bu önlemlerin Çinlilerin ABD şirketlerine olan bağımlılığını azaltıp azaltmadığını da sorguluyorlar. 2023'ün sonlarında Huawei, Çinli çip üreticisi SMIC'nin gelişmiş bir çipine içeren akıllı telefonu Mate 60'ı tanıttı mesela. Bu duyuru Washington'da endişe yaratmıştı çünkü SMIC'nin kendi üretim tekniklerini geliştirme konusunda önemli bir ilerleme kaydettiğini gösteriyordu. Gerçi daha sonra yapılan bazı araştırmalar hem Huawei'nin hem SMIC'nin yabancı tedarikçilere hala bir hayli ihtiyaç duyduğunu gösterdi. Çin'in teknolojisi bu konuda Avrupa'nın ve Amerika'nın tedarikçilerine hala ihtiyaç duyuyor gibi gözüküyor. Ve zaten ABD geç kalmış da olabilir. Washington DC merkezli bir düşünce kuruluşu olan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi bir araştırma yayınladı. Bu araştırma diyor ki Çin hükümeti, ABD hükümeti bu yaptırımları getirmeye başlamadan çok önce yerli çip üretimine ciddi yatırım yapmaya ve teşvikler getirmeye başlamıştı bile. Öte yandan dün enteresan bir şey oldu. Biliyorsunuz Amerikan piyasaları kapalıydı ama Bloomberg ekranlarına bir haber düştü. Ve bu son dakika haberi gel gelmekte olan kısıtlamalar konusunda kafaları biraz daha karıştırdı. ABD'nin Çin'e yapılan satışlarda daha az sıkı kısıtlamalar getirmeyi düşündüğü yönünde bir haber bu. Bundan dolayı da çiplerle ilgili pek çok küresel şirketin hisseleri Perşembe günü Avrupa pazarlarında, Çin pazarlarında, Uzak Doğu pazarlarında yükseldi. Maalesef Amerika kapalıydı. Mesela ASML Holding'in hisseleri Avrupa'da %4'ün üzerine tırmandı. ASML Holding çip üretimdeki en önemli cihazları yapıyor. Litografi basın makinelerini üretiyorlar ve onlara çok kısıtlama gelmişti. Bundan dolayı ASML'in sede de çok kötü etkilenmişlerdi. Ciddi bir tırmanış gösterdiler. Japonya'da Kokusai Electric Corp %12 yükselirken Tokyo Electron Limited ve Screen Holdings de %6'şar yükseldiler. Haberde ABD, Japonya ve Hollanda'daki yetkililer arasında kısıtlamalarla ilgili müzakerelerin devam ettiği belirtildi. Bu müzakereler aylardır devam ediyormuş. Lam Research ve Applied Materials gibi ABD'li çip ekipmanı üreticileri, hükümetlere henüz daha sert Çin önlemlerini imzalamamış olan Hollandalı ve Japon devlerine karşı dezavantajlı olacaklarını savunuyorlar. Yani sonuçta burada da ticaret devreye giriyor ve ABD'liler diyorlar ki ya kardeş sen bize bir sürü kısıtlama getirdin. Japonya'da, Hollanda'da öyle şeyler yok. Biz bundan çok kötü etkileniyoruz. Bu şirketlerin hisseleri çarşamba günü %1 düşmüştü. Dün kapalı olduğu için yeni haberin etkisini göremedik. Kaynaklar Micron teknoloji gibi yüksek band genişliğine sahip bellek çip üreticilerinin yani HBM üreticilerinin yeni önlemlerden ciddi darbe alabileceğini söylüyorlar. Bu alanda Micron'un Koreli rakipleri olan Samsung ve SK Hynix'in hisse senetleri sırasıyla %1 ve %4 düştü perşembe günü. Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde Biden yönetimi Çin'in yapay zekaya erişimini engellemeye çok çalıştı. Yeni gelecek Donald Trump'ın da ve onun ekibinin de daha farklı davranacağını pek tahmin etmiyorum. Bu konuda cumhuriyetçilerle demokratlar hem fikir gibi gözüküyorlar. Çin'in yapay zekayı ele geçirmesini istemiyorlar. Tabi orada maskın farklı bir rol oynaması mümkün. Peki sırada ne var? Bu kısıtlamalar yalnızca ABD ve Çin ilişkilerini değil aynı zamanda küresel teknoloji manzarasını da yeniden şekillendiriyorlar. ABD yapay zeka liderliğini sürdürmek isterken dünya Çin'in buna nasıl yanıt vereceğini izliyor. Bu Çin'in yapay zeka alanındaki gelişmelerini gerçekten yavaşlatacak mı yoksa Çin'leri yenilikler konusunda daha da mı teşvik edecek? Bunu bize zaman gösterecek ama Çinlilerle ilgili bildiğimiz bir şey var, çok çalışkanlar, çok hırslılar, çok vatanseverler ve bu kısıtlamalara karşı önlemler almaya çalışacakları kesin. Bu arada bu hafta enteresan bir haber daha düştü. Huawei cep telefonu için kendi işletim sistemini geliştirmiş durumda. Yeni cihazları artık kendi işletim sistemiyle çıkarıyor. Burada da Çin şirketlerinin Android'e yani Google'a olan bağımlıktan kurtulmaya çalıştıklarını görüyoruz. Dünya küreselleşmekten ayrışmaya doğru hızla ilerliyor. Yarın Amerikan piyasaları yarım gün açıklar ama mikroçip hisselerinin bu gelişmelerden etkileneceğini tahmin ediyorum. Pazartesi günü de Biden'in yeni çip ile ilgili açıklamaları yapacağı düşünülüyor. Aslında şükran günden önce olacaktı bu fakat Anladığım kadarıyla bu biraz önce bahsettiğim pazarlıklar biraz ertelediler kararları. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir like süper olur biliyorsunuz. Pek böyle şey istemem ama da istemekte de fayda var. Teknoloji, piyasalar ve küresel haberler hakkında daha fazla güncelleme için kanalı mutlaka takip alın. Çok güzel şeyler paylaşmaya devam edeceğim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.